ABD Başkanı Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı. Görevini kötüye kullanmak suçlaması için yapılan oylamada 48 senatör suçlu olduğu, 52 senatör ise suçlu olmadığı yönünde oy kullandı. Kongrenin işleyişini engellemek başlıklı azil maddesi için yapılan oylamada da Trump, Çin Maliye Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Çin, ABD'den ithal edilen 75 milyar dolar değerindeki ürün için uygulanan tarifeleri 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmak kaydıyla yarı yarıya düşürecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de, koronavirüs küresel ekonomiye yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor ifadesini kullandı. Apple'ın tedarik zincirinin önemli halkalarından biri olan ve Foxconn olarak bilinen Honhai, koronavirüsün olumsuz etkileriyle birlikte satış tahminini düşürdü. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Class FX ailesi olarak iyi günler dileriz.